takdim etmek üzere. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dinledik. Aydın'daki konuşmasını dinledik. Bir son dakika gelişmesi ekranlarınızda sizler de görüyorsunuz. Boğaz'da, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi Anadolu Hisarı'ndaki bir yalıya çarptı. O çarpış anlarını görüyorsunuz ve sonrasında yalının halini. İşte o gemi dümeni kilitlendi. Hızla yalıya doğru ilerliyor ve işte böyle çarpıyor. Bir anda toz bulutu yükseliyor. Olay yerine ekipler sevk ediliyor. İşte o kazanın ardından görüntü, yalının görüntüsü bu halde. Zaten tartışmalı konuydu. Boğaz'daki trafik, onun yoğunluğu. Bugün böyle bir kaza meydana geldi. Bu arada çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı İstanbul Boğazı. Bunu da ekleyelim. Kıyı Emniyeti tahliye botu ve römorkları sevk etti Anadolu Hisarı'na. Malta bayraklı bir gemiydi bu. 225 metre boyunda dökme yük gemisiydi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altındaki yalıya çarptı. Evet, yukarıda da evet, görüyorsunuz o çarpış anlarını. Römork yardımıyla çekiliyor o gemi çarptığı yerde. Alınan ilk bilgilere göre şu an için aktarabileceğimiz, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlendi bu geminin. Anadolu Hisarı mevkisindeki bir yalıya çarptı. Yalıya çarpan gemi 225 metre boyunda Vitaspirt adlı dökme yük gemisi. Evet, muhabirimiz Mücahit Topçu şu an olay yerinde, bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hemen dönüyoruz, sözü Mücahit'e bırakıyoruz. Merve Çukay, evet, yaklaşık yarım saat önce 15.30-16 civarında 225 metre uzunluğunda Malta bayraklı bir gemi İstanbul Boğazı'nda kıyıya vurdu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen alt kısmında bulunuyordu bu yalı, yani Anadolu yakasına bakan taraftaydı. Anadolu Hisarı Beykoz mevkiine düşüyor. Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı bu gemi. Malta bayraklı 225 metre uzunluğunda. Tabii bölgeye çok sayıda kıyı emniyeti personeli sevk edilmiş durumda. Botlar yine bölgeye sevk edilmiş durumda. Römorklar yine bölgeye sevk edilmiş durumda. İlk iddialar dümeninin kilitlendiğine yönelik iddialar. Kuru yük gemisi kıyıya çarpmış durumda. Tabii o kıyıya çarptıktan sonra geminin o noktadan çıkarılması ve hasarında tespiti çalışmaları devam edecektir. İlk etapta sanıyoruz ki yaralanan ya da herhangi bir can kaybının yaşanmadığını düşünüyoruz. En azından bu konu hakkında henüz bir bilgi yok ama ilk bilgiler bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yalı zaten pek aktif olarak kullanılan bir yalı değil. Çeşitli davetler kiralanıyordu. Düğün olsun, kına vesaire gibisinden bu gibi davetlerle kiralanıyordu. Bu sebepten ötürü de herhangi bir can kaybı olduğunu düşünmüyoruz. Tekrar edelim. Malta bayraklı 225 metre uzunluğunda bir gemi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakasına bakan kıyısına çarptı. Mücahit Topçu, teşekkür ediyoruz. Olay yerinden aktardı Mücahit. Burası Hekimbaşı Salih Efendi yalısı. Yaklaşık yarım saat evvel 225 metre boyunda Vitaspirt isimli dökme yük gemisi, Malta bayraklı dökme yük gemisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen altındaki Anadolu Hisarı'ndaki işte bu görmüş olduğunuz Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Dümeni kilitlendi muhtemelen geminin ve yalıya çarptı. Yalıdan çekildi, karaya yanaştırıldı. Gemi işte yalının son durumu da az önce ekranlarınızdaydı.
kullanılmaz halde yıkılmış. Fakat aktif olarak kullanılan bir ev değildi burası muhtemelen. Ki yanında restoranlar var görüyorsunuz. Daha içinde yaşanılan evlerin de olduğunu, yalıların olduğunu da görüyorsunuz. Burası kullanılmayan, bazı davetlerde sadece kullanılan bir yalıydı. Bu da bir şans. Başka türlü olsaydı daha büyük bir felakete sebep olabilirdi. 225 metre boyundaki Malta bayraklı dökme yüklü gemi Mısır'dan geliyordu bu arada. Dümeni kilitlenince sürüklendi ve Anadolu Hisarı'nda bulunan Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Bu yalıyı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir firma işletiyormuş. Organizasyonlarda kullanıyormuş. Yalıda düğün, konser organizasyonları düzenleniyormuş. Tabii ağır hasar oluştu. Gelen ilk bilgiler böyle. Ölü ya da yaralı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Belki içerisinde çalışanlar vardı. Bu konuyla ilgili bilgimiz yok. Fakat geminin çekildiği bilgisini verebiliyoruz. Hatta gemi ahır kapıya çekildi. İstanbul Boğazı'ndan geçirildi. Ve Marmara Denizi'nin kıyısındaki ahır kapıya çekildi. Fakat boğaz gemi trafiğine, deniz trafiğine tamamen kapatıldı. İstanbul Boğazı. Yalıda da ağır hasar oluştu. Evet, görüyorsunuz bu kaza anını. Bu tanker, bu gemi, kuru yük gemisi 225 metre boyunda. Malta bayraklı bu gemi Mısır'dan geliyordu. Ve dümeni kilitlendi. İşte bu yalıya çarptı. Boğaz çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı. Görüyorsunuz sizler de. Evet, bu gemi Malta bayraklı bir gemi. Az evvel, yaklaşık yarım saat evvel işte Boğaz'daki bu yalıya çarptı. Dümeni kilitlenmişti. Ve ağır hasar oluştu. Römorklarla çekildi gemi yalıdan. Ve sonrasında İstanbul'da Marmara Denizi'nde ahır kapıya çekildi. Evet. Ölü ya da yaralının olmadığı belirtiliyor. Henüz elimizdeki bilgiler bunlar. Bu yalı organizasyonlar için kullanılan bir yalıymış. Pek çok dizinin çekildiği bir yalı da olduğu söyleniyor bunun, bu yalının. Hekimbaşı Salih Efendi yalısı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün
hemen altında böyle organizasyonlar için kiralanan bir yalı. Boğaz'da seyrediyordu tanker ve...